milleti diye bir millet yok, yok şu an. Mu? Halk var, Türk halkı var. Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği adına büyük bir darbedir. Bu lityum piller birer bomba. Dedi ki hiç kimse güvende değil. Hiç kimseye duyurmadan bunu yapmak da gerçekten zor bir iş. Bunu başarmışlar. Bundan sonra sistem bu. Elinizde telefonu patlatabilirler. Aracınızı patlatabilirler. Akıllı evinizi yakabilirler. Ne oldu? Ne değişti? Maksat ne? 24 saat açık mevzusu mümkün değil. Bak şu an için söylüyorum. Aa, istedikleri zaman açarlar, kaparlar. Ona bir şey diyemem. Çaldı mı, satıldı mı? Bak bu da önemli bir soru. Ne oldu bu telefon? Küresel şirketlerin çıkarları uğruna yok edildi. Türk mühendisler bertaraf edildi. Bir hain kadro var içeride. Sevgili Haber Biyotek seyircileri, yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Araştırmacı yazar Erkan Türükten'le bir aradayız. Erkan abi, hoş geldin. Merhabalar sevgili Gökhan. Nasılsın, iyi misin? İyiyim elhamdülillah. Siz nasılsınız? Çok sağ olun, biz de iyiyiz. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Çok sağ ol. Gitgide büyüyor kanalınız. Evet, ben de izliyorum. Tebrik çok ederim. Çok mutluyuz. Eyvallah. Okan'la beraber. İnşallah daha da büyür. İnşallah. Ses getirir. İnşallah. Erkan abi, istersen direkt konulara başlayalım biz. Şimdi malum iki gündür İsrail Lübnan mevzusunu konuşuyoruz. İlk önce çağrı cihazları patlatıldı. Dün de telsiz cihazları patlatıldı. 37 ölü var. İlk olarak sen bu saldırıyı nasıl değerlendiriyorsun? Yeni dünya düzeninin ilanı olarak değerlendiriyorum. Zaten siber güvenlik uzmanları bunu değerlendirirken böyle bir şeye İsrail'in teşebbüs etmesi olağan dışı diye söylediler. Ve böyle bir şeyin aslında olabileceğini ama şimdiye kadar hiçbir devlet tarafından yapılmadığını söylediler. Bu çok önemli bir nokta sevgili Gökhan. Türkiye de bunu yapabilir. Sadece Amerika, İngiltere, İsrail yapabilecek kapasitede değil. Türkiye de böyle bir saldırı gerçekleştirebilir. Ancak bu saldırının bazı yan etkileri var. Bunlardan bir tanesi, siz böyle bir saldırı gerçekleştirirseniz o esnada telefon bir çocuğun elinde olabilir. Bunu sizin belirlemeniz mümkün değil. Yani burada sivil olarak çok kişiyi öldürmeniz, çok kişiye zarar vermemiz mümkün. Ama İsrail gibi bir yapı maalesef buna hiç dikkat etmiyor, bunu hiç umursamıyor. Bu bakımdan İsrail bunu gerçekleştirerek yeni bir dünya düzenini ilan etti bence. Yani yeni bir savaş tekniği. Bu yeni dünyada artık siber saldırıların olağan olduğu bir gelecek. Hocam, bu siber saldırı mı, dijital terör mü? Oraya da geleceğim. Dijital terör mü, siber saldırı mı? O da tartışılıyor. Siber güvenlik uzmanları ikiye ayrılıyor. Bunun aslında dijital terör olduğunu söyleyenler ağır basıyor. Çünkü bu saldırılarla birlikte siviller de zarar görürse o zaman bu dijital teröre dönüyor. Dijital terörü İsrail'in gerçekleştirmiş olması da bu bakımdan manidar olmuş oluyor. Şimdi siber saldırı dediğimiz saldırı da genel itibariyle şimdiye kadar kan aktığı görülmemişti. Yani en azından birincil amaç kanın akıtılması değildi. Neydi? Veya siviller zarar görmüyordu. Siviller zarar görmüyor. Yani elektrik şebekesine düzenlenebilir, başka medya organlarına düzenlenebilir veya WhatsApp'a düzenlenir. İki sene önce Lübnan'da elektrikler komple kesilmişti. Evet. Ayrıca Pakistan'da da bu Pakistan'da oldu. Hatta hatırlayın, Türkiye'de de oldu bir gün galiba. Türkiye çapında elektrikler kesildi. Tabii bu siber saldırıya bağlanmadı ama siber saldırı mutlaka bunları yapabilecek kapasitede. Biz bu örnekleri neden verdik? İşte bazı yerlerin hacklenmesi. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 ya da 3 sene önce et üretim tesisi hacklendi. Hatırlayalım. Orasının verileri karıştırıldı. Bunlar ülkeler tarafından yapılan olağan şeyler. Ama ilk defa biz evimizdeki cihazların bomba olarak kullanıldığı bir siber saldırıyı gördüğümüz için buna belki de siber terör demek gerekiyor. Siber uzmanlar terör. Da zaten bunun üzerinde duruyor. Ama en önemlisi sevgili Gökhan, buradaki en önemli nokta bunun niçin İsrail tarafından ifşa edildiği. Bak bu o kadar önemli ki. Yani uzmanlar şunu söylüyor. Türkiye'de bu teknoloji var. Amerika'da var, İngiltere'de var, pek çok ülkede var. Var. Şimdi birazdan tabii yine geleceğim patlatma acaba bir hacklenme mi yoksa hacklenmenin haricinde telefona bir patlayıcı yerleştirilmesi mi? Tamam, bunu konuşacağız ama uzmanların söylediği bunun çeşitli ülkeler tarafından yapılabilir olduğu fakat İsrail'in bunu ifşa etmiş olduğu şimdi. Ha, demek ki İsrail şu intibayı uyandırmak istedi. Dedi ki, kardeşim hiç kimse güvende değil.
Türkiye'de de güvenli değil. Dünya, Amerika'da da güvenli dünya değil. Dünya artık güvenli değil. Güvenli değil. Elimizde şu telefon olduğu müddetçe artık güvende değiliz. Bu cihazlar demek ki patlatılabilir. Bunu düşüneceğiz. Şimdi hatırla. Lübnan saldırısı. Lübnan'a saldırı. Birinci gün telefonlar üzerinde. Şok yaşadık değil mi? Ya çağrı cihazları patlatıldı. Patlatıldı. Ve bu çağrı cihazların patlatılması bizi şaşkınlığa sevk etti. Nasıl olabilir diye. Tabii yıllardır bizler konuşuyoruz. Bunlar olacak diyoruz ama insanlar buna komplo teorisi olarak bakıyordu. İlk defa komplo teorisi olarak bakılan bir şey daha gerçekleşti ve artık bunun komplo teorisi aslında olmadığı ortaya. Siz bunları dinlendiriyordunuz. Size evet. Komplo teorileri yapıyor diye eleştiriyorlardı ama şimdi gerçekleşmiş oldu. Gerçekleşmiş oldu. Artık komplo teorisi olmadığı anlaşıldı. Bunu da bir kenara atacağız. Evet. Şimdi esas mevzu şu. Burada İsrail acaba bu patlamaları yaparken, sizin de sorunuz, acaba bunları satın alırken içerisinde C4 tipi bir patlayıcı yerleştirdi mi? Yani genellikle C4'ten söz ediliyor bu işte. Şimdi hocam şöyle bir iddia da var. Hatta İsrail cihazları ya kendi üretti. Bir şekilde kendisi satış işinde devreye girdi. Bunların Hizbullah üyelerinin alınmasını sağladı ve sonra da patlattı diyen de var. Evet. Zaten off the record konuşmuştuk bunu. Sevgili Gökhan, İtalya'daki hadise ortada. Evet. Yani bir paravan şirket üzerinden bunların Lübnan'daki Hizbullah'a satıldığı, bu paravan şirketin sahibi gibi gözüken bir kadının aslında İsrail ajanı olduğu da, evet. İtalya'da. Bu hep konuşuldu. Fakat farklı cihazların içerisine monte edilmiş C4 patlayıcılarından bahsedebiliriz. Bakın bu da bir iddia şu an. Bunu da bilemiyoruz. 3 Neden? Gram diyen var. Evet. 5 gram diyen var. 5 gram diyen yani var. Neden? Çünkü cihazların aynı tip olmadığı yine söyleniyor. Medyaya da düştü bu. Yani sadece belli tip bir cihaz yok çağrı cihazı olarak. Mesela bir kısmını unuttum ben markasını. Ama bir kısmı Motorola mesela. Evet. Farklı çağrı yani. Cihazları kullanılıyor. Ve bunların hepsi patlatılıyor. Hepsi. Şimdi bu bakımdan bunlar alınırsa dışarıdan demek ki alınırken bunlara müdahale edildi. Bir şekilde bunların Lübnan'daki Hizbullah'a gideceği biliniyordu ve aksamları değiştirildi diyebiliriz. Fakat bu da hiç kolay bu iş değil. Bu zor bir iş. Yani tek tek bunları al, değiştir. Ya bu kadar uğraş, maliyeti çok büyük bir iş. 5000 tane cihazdan bahsediyor. Tabii. Yani bir iki tane değil ki bu. Şimdi şuraya geliyor. 5000 tane cihaz. Bu çok maliyetli bir iş. Ve bu işi yapmak da şöyle söyleyeyim yani hiç kimseye duyurmadan bunu yapmak da gerçekten zor bir iş. Bunu başarmışlar. Eğer bu iddia doğruysa. Şimdi ikinci güne gelelim. Birinci gün çağrı cihazları patladı. 12 biz, insan öldü. Evet. Biz o zaman şunu düşündük. Dediğin gibi C4 patlayıcıları ya da bu türde patlayıcılar da kullanılmış olabilir. Tamam. Fakat ikinci gün çok daha enteresan oldu. Çünkü ikinci gün bazı telefonların da patladığı haberi geldi. Araç içerilerinde patlama olduğu içerisinde haberi geldi. Haberi geldi, duyuldu. Yetmedi. Güneş panellerinin patlatıldığı haberi geldi. Şimdi burası artık işi enteresan kılmaya başladı. Yani bu sadece bir bomba düzeniyle açıklanamaz. Mümkün değil. Mümkün yani değil. O zaman siz güneş paneline de müdahale ettiniz evet. Yani. Yani oraya da mı bomba yerleştirdiniz? Mümkün değil. O zaman lityum pillere gideceğiz. Şimdi biliyoruz ki biz çağrı cihazlarında lityum pili var. Evet. Lityum pil sadece çağrı cihazlarında yok. Telefonlarımızda da var. Bir de akıllı araçlarımızda var. Scooterlarımızda var. Yani elektrikli bütün araçlarda lityum piller kullanılıyor. Akıllı cihazların %90'ında lityum piller lityum var. Pil var. Tabii ben akıllı televizyonları falan filan bunları hesaba katmıyorum. Onlar ayrı bir kategori ama onlarda pil düzeneği falan olmasa bile onlar da dışarıdan müdahaleyle hacklenebilir. O da ayrı bir mevzu. Hatta bu hackleme sonucu patlatılabilir mi? Elektromanyetik yönlendirme ile olabileceğini söyleyen uzmanlar var. İşin bu kısmına girmeden önce sadece lityum piller üzerinde konuşacağız. Tamam. Şimdi yıllardır söyledik. Bu lityum piller birer bomba. Bomba işlevi de görebilir. Hizbullah'a yönelik yapılan ikinci saldırılar lityum pil tehlikesini ortaya çıkardı. Şimdi itiraz eden arkadaşlar var.
Yani diyorlar ki hala C4 tipi patlayıcı bu kesinlikle onun dışında olamaz diye. Fakat ben patlama görüntülerini seyrettim. Hem bu patlama görüntülerini hem de daha önce telefonların patlama görüntülerini izledim. Mukayese ettiğimde bazı patlamaların birebir Hizbullah'a yönelik saldırıyla eşleştiğini gördüm. Aynısı. Ha, alev topu çıkmayabiliyor. Niye? Adamın cebinde, çantasında. Çantasında. O gözükmeyebilir. Gözükmeyebilir. Bazıları ise hayır benzemiyor. Bazılarında direkt alev topu oluşuyor ve patlama çok yüzeysel kalıyor. Çok fazla aşırı bir patlama olmuyor. Muhtemelen bu telefona, pilin şekline, kapasitesine ve patlamanın şekline göre değişen bir durum. Muhtemelen böyle. O zaman şuraya gireceğiz. BIOS ayarı üzerinden bilgisayarların kontrolü, oraya bir yazılım yüklenmesi, telefonlara aynı şekilde gizli yazılım yüklenmesi ve bunun üzerinden patlamanın gerçekleştirilebilmesi ya da hiçbir yazılım olmasa bile artık bir korsan müdahaleyle hackerların yaptığı gibi bu hackleme ile birlikte telefonun, cihazın ele geçirilmesi ve bunun üzerinde bu overload tekniği gibi yani ısıtılması mümkün. Bu ısıtılmanın yalnız hızı önemli burada. Yani ne kadar zamanda ısıtılıyor, ne derece hemen bu sıcaklığa ulaşıyor ve bu da patlamanın niteliğini değiştirebilir yine pilin kapasitesine göre. Bunu anlayabiliyoruz. Ben bunları neden konuşuyorum? İkinci patlamadan sonra konuşuyorum. Elbette ki birinci patlamada benim de şüphelerim vardı. Yani bunun içerisine yerleştirilmiş olabilir mi? Evet. Ama ikinci patlama bana bunun böyle olamayabileceğini gösterdi. Şimdi uzmanların konuşmalarına geliyorum. Uzmanlar Türkiye'deki ve dünyadaki uzmanlar diyor ki zaten evimizdeki bütün cihazlar uzaktan kontrol edilebilir. Yani internete bağlanan cihazların hepsi, telefonlarımız, skuterlarımız, otomobillerimiz, akıllı evlerimiz. Ve gerektiğinde bomba düzeneği olarak yani kullanılabilir. Bizim kurutma makinesi bile internete bağlı. Yani telefonla müdahale edebiliyorum. Hacklenebilir. Hacklenebilir. Çok rahatlıkla hacklenebilir. Çok rahatlıkla yapabilir. Sonra akıllı sayaçlar, elektrik sayaçları değişecek biliyorsunuz yani. Bu akıllı sayaç sistemi geldiği andan itibaren istediği kişinin şalterini indirir. İndirmekle kalmaz. Patlatır. Yangın çıkartır. Yangın çıkartır. Evde. Biz neden her şeyi internete bağlamak durumundayız? Yani şimdi ben Türkiye Cumhuriyeti'nde hükümete sesleniyorum. Biz mecbur muyuz kardeşim akıllı sayaca mahkum olmaya? Niye yani illa bizim niye bir sayacımız internete bağlansın? Neden yani? Ya oradaki en büyük argüman işte tasarruf. Ekonomik anlamda. Bugün İsrail'de olanlardan daha doğrusu İsrail'in yaptıklarından anladığımız bunun çok büyük bir siber açık olduğu. Ha diyecekler ki kardeşim dünya buraya evriliyor alışın. İşte İsrail de bunu söyledi. Dedik ya dünya buraya evriliyor. Siz de alışın. Böyle patlamalar olabilir. Böyle hadiseler olabilir. Bundan sonra sistem bu. Elinizde telefonu patlatabilirler. Aracınızı patlatabilirler. Akıllı evinizi yakabilirler hackerlar. Böyle bir dünyaya gidiyoruz. İsrail bu dünyayı açık etti. Ancak bu kolay kolay başınıza gelmez. Ne zaman başınıza gelir? Sistem dışına çıkarsanız. Şimdi Elon Musk dünyanın en büyük akıllı otomobil üreticisi. Elektrikli. Kendi kendini süren otomatları üretiyor adam. Evet. Hayat yani internette video var. Hayat kurtarıyor yani. Hayat kurtarıyor. Hayat kurtarıyor. Hayat kurtarıyor. Geçen gün haberi vardı. Şuradan başlayalım. İlk bu telefonları aldığımızda. Bak bu benim telefonum Samsung. Evet. Bu telefonu aldım. Bu telefona maalesef batarya entegre. Fakat bunun daha önceki modelinde ben batarya entegre olarak kullanmıyordum. Yani batarya dışarıya çıkabiliyordu. Çıkartılabiliyordu. Şimdi ben bir sorum var. Ne oldu da telefon firmaları hep birlikte karar alıp iPhone'un taktiğini uygulayıp bataryaların dışarıya çıkmasına izin vermediler? Bunu ben ilk yapan da galiba iPhone'du. iPhone'du evet. iPhone haricinde bütün telefonların bataryasını evet. Siz istediğinizde çıkarabiliyordunuz. Şimdi çıkaramıyoruz. Çıkaramıyorsunuz. Ne oldu? Ne değişti? Ne değişti? Maksat ne? Bak güzel sorular bunlar. Bence izleyicilerimiz de bu sorulara cevap arasınlar. Maksat hani klasik hani dışarıdan müdahale olmasın patlayabilir. Siz müdahalede bulunmayın. Ya da tam tersi. Tam tersi. Ya da tam tersi. Pili
Kardeşim çıkartmayın. Evet. Biz bir güzel patlatalım. Patlatalım. Yani evinizde bir yerde dursun. Güvenli alan sağlamayın. Ya da şöyle. Bu pil üzerinden kontrol tamamen bizde olsun. Bak araçlarda da bu geldi. Şimdi kontrol tamamen bizde olsun demek şu demek. Senin araçların üzerinde hiçbir hakimiyetin yok. Ne telefonun ne otomobilin ne üzerinde ne de akıllı evin üzerinde. Ya ben bunun bataryasını çıkaramıyorsam benim bunun üzerinde bir hakimiyetim yok. Şunu ben tuşa basarım kapattım zannedelim değil mi? Evet. Bataryasını çıkaramadığım müddetçe bu kapanmamış olabilir sevgili Gökhan Bey. Zaten, bunu siz bilemezsiniz yani. Zaten diyorlar hani ses kaydı alıyor, görüntü, evet. Telefon kapalı bile olsa. Kapalı bile olsa. Olsa. Çünkü şurada bir batarya var. Batarya var. Ve siz bunu çıkartamıyorsunuz. Ne zamanki çıkarabilirsiniz o halde o kayıtları alamaz. Ses kaydı alıyor evet. %100. Zaten bu açıklandı. Abi bir şey konuşuyorsunuz. Hemen o anda reklam geliyor konuştuğunuz. Anında hiç. Yazmıyorsunuz. Konuşuyorsunuz. Reklam geliyor. İtiraf edildi zaten. Bu mikrofon 24 saat açık. 24 saat açık. Şimdi kameranın 24 saat açık olup olmadığı mevzusuna gelince. Kamera için çok fazla şu an enerji aldığı için 24 saat açık mevzusu mümkün değil. Bak şu an için söylüyorum. İstedikleri zaman açarlar kaparlar. Ona bir şey diyemem. Ama mikrofon açık. Açık. Mikrofon istedikleri... Belki kameraya istedikleri an müdahale edebilirler herhalde zaten. Ediyor zaten. Ediyorlar onda zaten. Bir sıkıntı yok. Ama şu genel itibariyle 24 saat açık tutması şunu çözemediler. Yani enerji tasarrufu. Enerji tasarrufu. Burada yani çok enerji gider. Bir de şu sistemin kameranın 24 saat gizliden de açık olabilmesi için sistemin daha böyle yetkin olması gerekiyor biraz daha. Evet. Ama bu olmayacak değil. Bu çok yakın bir zamanda bu da olacak. Bu da olacak. Şimdi bu güvensiz. Bizi bir güvensiz sisteme sevk etmişler. Elon Musk'a geri dönelim. Otomatlara geri dönelim. Otomobillere geri dönelim. Şimdi bizi taşıyacak otomobiller var kendi kendine. Büyük lityum pilleri var. Hepsi yürüyen bir tabut. Hepsi. Çünkü evet. Dışarıdan müdahale edilebilir ve aynı İsrail'in, Hizbullah'ın telefonlarını patlattığı gibi çağrıcı cihazlarını birisi istediği an aracı patlatabilir. Siz dersiniz ki efendim kaza oldu patladı. Pil ısınmış patladı. Nereden bileceksiniz dışarıdan birisi patlattığını? Olmadı. Bilemezsiniz. Bir hacker bunu yapabilir. Düşmanınız bunu yapabilir. Tarla kavgası yaptınız akrabanızla. Karadenizlisiniz. Az pay düştü. Hemen gidersiniz patlatırsınız. Ve komşunuzun aracı. Ha anlıyorsanız bu işlerden yani hackerlık işinden. Tabii kolay bir şey değil. Anlıyorsanız patlatırsınız. Veya Güneydoğu'da aşiretler kavga ediyor. Bir hacker bulur, patlattırır. Ha buraya varmadan önce elbette ki devletler bunu silah olarak kullanacak. Ya da devletler terörist olarak gördüklerine gözdağı vermek için bunu yapacaklar. Bu patlatmayı gerçekleştirecekler. Biz de mesela tehdit altındayız. Bugün arkadaşlara onu söyledim. Evet. Yani mesela biz küreselcilere karşı konuşuyoruz. Değil mi? Abi şimdi İsrail buradan dünyaya mesajı verdi. Ayağınızı denk alın diyor. Şimdi sen diyorsun ki tabii bunu Türkiye'de yapabilir, Amerika'da yapabilir ama işte bunun yan etkileri olduğunu sen söyledin. Şimdi biz Türkiye'yi ele alırsak, Türkiye siber saldırı veya dijital terör konusunda ne noktada? Yani dün bakan açıkladı gerçi, Türkiye gerekli önlemleri aldı bu konuda dedi ama şimdi pratiğe baktığımız zaman bu ne kadar gerçekçi? Yani yarın bir gün İsrail'le olan ilişkilerimiz belli, Amerika ile olan, hatta Avrupa ile olan durumlarımız belli. Yani yarın bir gün derse ki İsrail kardeşim aynısını ben Türkiye'ye de yapıyorum derse yapar mı? Niye yapmasın? Yapabilir. Ama Türkiye'nin zaten İsrail'le işbirliği içerisinde birçok projesi var. Yani geçmişte de oldu, şimdi de oluyor. Her ne kadar ambargo uyguluyoruz 54 kalemde vesaire dense bile İsrail'e öyle üst düzey perdeden bir şey yapabilen bir Türkiye hükümeti yok. Bakımdan bir tehdit değiliz biz. Ama ileriki aşamalarda hükümet değişir, başka türlü bir hükümet anlayışı gelir. O zaman tabii İsrail Türkiye'yi tehdit olarak görebilir, açık tehdit olarak görebilir. Fakat bu söylenenleri ben çok nasıl diyeyim, yani doğru kabul etmiyorum diyeyim en azından. Neden öyle olduğunu söyleyeceğim. Bakın Gökhan Bey bizim kimlik bilgilerimiz çalındı. Bakan da bunu açıkladı. İtiraf etti. Ama neredeyse 3 sene sonra. 3 sene önce kimlik bilgilerimizin çalındığına dair haberler yapıldı.
Hatta bazı gazeteci arkadaşlar bunları ifşa ettikleri için ilk gözaltına alındılar. Ardından ben bundan tam 1,5 sene önce bir açıklama yaptım. Bu açıklamada da kimlik bilgilerimizin çalındığını ispatlı belgeli gösterdim. Hatta o Twitter üzerinden yaptığım açıklama 1 milyonun üzerinde kişiye ulaştı. Sansasyonel bir haber oldu. Ve o dönem Kılıçdaroğlu'nu da, Özgür Özel'i de, Ümit Özdağ'ı da etiketledim. Çünkü onların kimlik bilgileri bendeydi. Telefon numaraları, TC kimlik bilgileri hepsinin bendeydi. Hiçbir zaman tabii Ümit Özdağ'ı telefonla arayıp rahatsız etmedim ama bendeydi. Fakat onları etiketledim. Dedim ki ben sizin kimlik bilgilerinize tesadüfen ulaştım. Kendi kimine de ulaştım. Benim kimlik bilgilerim de başkalarındaydı. Ha, lütfen dedim bu konuyu gündeme getirin. CHP galiba 6 ay sonra, birkaç ay sonra yani gündeme getirdi. O an hiç gündeme getirmedi. Netice itibariyle o dönem Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bunu inkar etti sevgili Gökhan. Böyle bir şey yok dedi. Bu uydurma dedi. Asla bizim çok böyle çift güvenlikli bir bariyerimiz var dedi. Aşılamaz dedi. Şunu dedi, bunu dedi. Ama bugün ne oldu? Bugün bakan düzeyinde açıklama geldi. Evet dedi. Maalesef kimlik bilgilerimiz çalındı. Hacklendi. Bak şimdi kritik soru. Kim çaldı bunu? Çaldı mı, satıldı mı? Bak bu da önemli bir soru. Bu da sağlam bir iddia. İddia. Evet. Bunu ben bir iddia olarak dile getireyim. Evet. Acaba çalındı mı, satıldı mı? Niye satılmış olsun? Biliyorsun bir sürü reklam veren var, reklam alan var, evet. Şirketler var. Sonra bu verileri yapay zekada kullanmak isteyenler olabilir. Her şey olabilir. Her şey. Her şey olabilir. Dolayısıyla bunun üzerinden insanların telefon numaralarına ulaşmak isteyenler, hepsi mümkün. Bu önemli bir iddia. İddia olarak bunu unutmayalım. Bir ikinci unsur, çaldırtıldı mı? Yine o da para karşılığı olabilir. Ya diyeceksin ki niye çaldırtılsın ki yani? Çaldırtılmak şu anlama geliyor. Birisi çalınmasına izin verdi. Verdi. Bilerek yaptı bunu. Yine para karşılığı olabilir bir. İkincisi yeni dünya düzenini dijital kimlikler üzerinden geçmek amacıyla olabilir sevgili Gökhan. Neden? Çünkü artık TC kimlik numarasına gerek yok. Bakın bunlar da hacklendi, çalındı. Nereye geçelim? Barkod sistemine geçelim. O da hacklenirse nereye geçelim? Göz retinası sistemine geçelim. O da hacklenirse nereye geçelim? Parmak izli barkodlu bir sisteme geçelim. O da hacklenirse nereye geçelim? Deri altı çipe geçelim. Zaten ki bunlar başladı zaten. Zaten başladı. Zaten. İkinci olay, çocuklar, çocukların kaybolması. Bu da aslında bizi çocukların güvenliği adına önce çocukların derilerinin altına çip takılması gibi mevzulara götürtebilir. Fakat tabii burada korkunç senaryolar da var. Yani kalkıp da öyle bir şey olursa o zaman kalkıp hırsızlar bu çocuklarımızın kolunu mu keser, parmağını mı keser, tabii bunlar da düşünülüyor ama bu sistem her zaman İyi niyetle güya çözüm bulacakmış gibi karşımıza çıkıp her zaman sorun üreten bir sistem. Bunu unutmayalım. Evet. Aynı bu akıllı cihazların sorun üretmesi gibi. Sıkıntı şu. Hocam ne yapalım? Ya bu teknoloji hayatımızın her alanında var. Yani bugün, cep telefonunu herkes kullanıyor. Yani evimizde, yapay zekanın elimizde. Geldiği nokta belli. Evet belli. Bombaysa bile biz bu bombaya artık muhtacız, mecburuz. Bunu asla inkar etmiyorum. Doğru bir söylem bu. Fakat karma sistem çok önemli. Bakın, şimdi Elon Musk'ın araçlarından bahsettik. Diğer otomatlardan da bahsedebiliriz. Çin firması Türkiye'ye girdi biliyorsun. Evet. Yatırım yaptı. Yatırım yaptı. Ona yatırım ayrıcalığı verildi. Verildi, evet. Ve muhteşem üretecek. Avrupa'ya da dağıtım buradan yapılacak biliyorsun. Ve tabii bizim TOG'umuz ne olacak? Bu da konuşulmaya başlandı elektrikli araç olarak. Şimdi TOG satışları da düşmeye başladı bu arada. Evet. Doğal olarak. Çünkü şimdi Çin'in BYD'ydi değil mi firması? Evet, BYD firması. BYD firması çok büyük bir firma. Yani TOG'un onunla baş etme imkanı çok, çok zayıf şu şartlarda. Ve Türkiye'ye girmiş bir firmadan bahsediyoruz. Düşer,
Hatta ben şunu söylüyorum. Bu gidişle TOK BD'nin yan ürünü de olabilir. Bak bunu da söyleyeyim. Yan ürünü de olabilir. Nereden geldim buraya? Efendim bu araçlara binmek zorundayız. Bu araçlar üretiliyor. Türkiye'de şu ana kadar bildiğim kadarıyla 90 bin akıllı araç satılmış. Elektrikli. Ve BD'nin gelişiyle birlikte Türkiye'nin tamamen akıllı elektrikli araç cenneti olması planlanmış. Önemli. Sıkıntı şurada sevgili Gökhan. 2030 ajandamız bize geride hiç kimseyi bırakmama adına şunu vaat ediyor. Fosil yakıtları kullanan bütün araçları çöpe at. Şimdi böyle olursa o zaman karma sistem olmazsa herkes elektrikli araca binmeye zorlanırsa Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği adına büyük bir darbedir. Bak tekrarlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği adına büyük bir darbedir. Çünkü bütün sistem akıllı araçlara terk edilirse bütün yumurtalar tek sepete konmuş olur. Fosil yakıtlarının tamamen ortadan kaldırılması bir güvenlik meselesidir. Ama aynı sorun Almanya için de diyebiliriz, İngiltere için de diyebiliriz. Yani Türkiye'yi burada ayıran ne? Türkiye'yi burada ayıran ne? Almanya için deriz, İngiltere için deriz. Türkiye'yi burada ayıran hiçbir şey yok. Ben bunu kabul ediyorum. Hı hı. Kesinlikle öyle. Onlar için de geçerli. Evet. Fakat Türkiye'yi ayıran bir noktaya başka zaviyeden baktığımızda Türkiye bu teknolojinin taşeronu. Türkiye bu teknolojinin çok içinde olan, bunu çok iyi tanıyan, yazılımsal olarak kendini geliştirmiş bir ülke değil şu anda. Şu anda. Evet. Şu anda. Ha ileride olabilir, inşallah olsun. İnşallah. Ona bir şey demiyorum. Yani Türkiye kendi telefonunu üretebildi mi Gökhan Bey? Toplama bütün telefonları. Evet. Yani ürettim diyenler de toplama. Evet. Çip teknolojisi var mıydı Türkiye'de? Yok. Yoktu. Şimdi belki artık çip teknolojisi bitmek üzereyken adam diyor ki biz Türkiye olarak çip ürettik. Ya ama çipe geçti herkes. Anlatabiliyor muyum? Ama geçen gün bir video vardı, gördünüz mü bilmiyorum. Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı Aselsan ürettiği bir telefon varmış ama daha sonra ne olduysa oraya gelecek. Bayağı da satmış. Sonra bayağı da kaliteli. Evet. İlk titreşim özelliği olan telefondan bahsediyoruz. Dünyada ilk titreşim özelliği olan telefon Aselsan ürettiği telefondu. Ben de iyi biliyorum. Gençtim. O telefona sahip olmak isteyenlerden biriydik. Ya üretilsiniz alalım diye. Evet. Ben çok şaşırmıştım mesela gördüğüm zaman. Tamam. Ne oldu bu telefon? Küresel şirketlerin çıkarları uğruna yok edildi. Türk mühendisler bertaraf edildi. Ya işte biliyorsun Isparta uçağına binen bilim insanlarımızın başına gelenleri biliyoruz. Suikastleri biliyoruz. Yani bir hain kadro var içeride. Bu açık. Şimdi ne oldu o telefona? O telefon iPhone'lar, Motorola'lar ki o dönem iPhone yoktu. Nokia ama vardı. Motorola vardı, Nokia vardı, Ericsson vardı hatırla. Evet, hatırlıyorum. Onlar için o telefon yem edildi. Onların önüne böyle köpeklere böyle yem atılır. Onlara atıldı bu telefonumuz maalesef. Şimdi sen bir telefona bile sahip çıkamamış bir ülkesin be. Bana kalkıp diyor ki siber güvenliği sağlayacağız diyor. Ya sen benim kimlik bilgilerimi çaldırmış. Bazı vatandaşlar da diyor ki benim kimlik bilgilerimle kim ne yapsın? Ya ünlülerin kimlik bilgileri önemli diyenler var. Gördüm. Az da sayıda değil bunlar. Çok var öyle. Ya ben de şaşırıyorum. Hatta abi bir adam ününün kimliğini ne yapsın? Yapacaksa senin kimliğinle yapacak. Bir tane adamın kimliği üzerinden 70 ayrı dolandırıcılık yapılmış. Bir de adam evlendirilmiş yani sahte kimlik üzerinden. Bir tane şey okumuştum. Ya zaten benim bir sürü borcum var. Yani kimliğimi çalsalar tamam, ne olacak? Tamam bankadan ki? Senin adına kredi çekebilir. Evet, çok rahat. Ya bunu, borcun katlanabilir yani. Tabii bunu hiç düşünemiyor. Hiç. Akledemiyor mu? Peki abi yani neden peki Türkiye böyle nasıl diyeyim hani çok ağır konuşmak istemiyorum da yani biz neden böyle çok satın alınabilen bir millet haline geldik? Yani şimdi yani bu millet hani işte Kurtuluş Savaşı'ndan ta günümüze kadar gelmiş. Yeni düvelle savaşmış. Sonra bu millet nasıl bu hale geliyor? Halklaşmış. Yani millet değil ki şu an. Yani Türk milleti diye bir millet yok. Yok mu? Halk var. Türk halkı var. Ben ikisini çok keskin bir şekilde ayırıyorum. Ayırıyorsun. Türk milleti ayrı, Türk halkı ayrı. Türk halkı halk. Yığın. Yani bir topluluk. Bir ülkede yaşayan, hasbelkader kader birliği yapmak zorunda kalan, istese de istemese de birlikte birbirini çekmek zorunda kalan ama ortak değerlerde buluşamayan,
ortak acılarda, ortak sevinçlerde bir arada olamayan, daha da rekabet içerisinde olmuş. Ama... Şimdi oraya da geleceğim. Bir yığın şu an itibariyle bu. Yani. Yani ne zaman bu hale geldik? Maalesef kötü bir şöyle söyleyeyim dönem yaşadık. 60 darbesi mi? 1960 darbesi, 1980 darbesi, bunların hepsi Türkiye'de çok özellikle Amerikancı küresel politikaların uygulanması adına verimli geçti. Her ne kadar 60 darbesi farklı anlatılsa bile. Biliyorsun bütün darbeler Amerikan onaylı oluyor neredeyse evet. Yani. Zaten 80 darbesinde bizim çocuklar başardı. Evet. Demişlerdi. Sonrasında 80 darbesinden sonra özellikle işte bir takım kısıtlamalar. Başörtüsü yasakları. Ve Anadolu insanının kendini ikinci sınıf değil dördüncü sınıf görmesi. Doğal olarak bu kısıtlamalardan dolayı bunlar travma yaşattı. Bu travma bazı siyasi odaklar tarafından çok güzel kullanıldı. Muhteşem kullanıldı. Ve bugünlere geldik. Ve böylece bu travma üzerinden toplumumuz zaten ikiye ayrıldı. Atatürkçü, laik, şeriatçı, işte efendim yobaz, evet. Bilmem ne kavgalarını biz özellikle 80'li yıllardan sonra çok yapmaya başladık. Özellikle 80'lerden ya sonra. Ya ben çocuktum vardı, ya ben yaşlandım neredeyse. Çocuğum var, aynı sorunlar yine konuşuluyor. Peki. Çözülemiyor neden? Çözülemiyor. Çünkü biz tarihimizle de didişme içerisindeyiz. İkincisi, biz neden bir Kore olamadık? Evet. Yani Güney Kore'den bahsediyorum. Neden bir Japonya olamadık? Bundan bahsediyorum. Şimdi Japonya'da da muhteşem bir değişim oldu. Olumlu ya da olumsuz. Japon halkı içerisinde de bu dönüşümü sevmeyenler var. Yani evet. Biz aşırı modernist olduk diyenler var. Ama Japonya sonuçta bir teknoloji üretebildi. Bizde bu hiç olmadı. Yani bizde bir otomobil üretelim dedik. Otomobil apar topar kaldırıldı. Ardından tekrar montaj sanayide birilerinin bir şeyini üretmeye yöneldi. Evet. Demek ki bizde milli bir şuur eksik sevgili Gökhan. Bu çok önemli bir şey. Hamaset bizde var. Laf var. Evet. Tarihimiz de büyük bir tarih. Bununla da övünebiliriz. Ama şuur eksikliği var. Yani şunu, bunu sırf Kemalizm'e bağlamasın insanlar. Bazıları öyle diyor. Evet. Atatürkçü, Kemalizm mevzusu falan filan ama Tanzimat dönemine gidelim. Yani 1830'lara kadar gittiğimizde görürüz ki hep çağdaşlaşma, modernleşme, yenileşme projeleri olmuş Osmanlı'da evet. Da. İkinci Mahmut bunu hızlandırmış. Zaten onun öncesinde 1700'lü yıllardan itibaren çok köklü bir çöküş var. Çöküş var. Bunu kabul edelim Osmanlı'da. Yani müthiş bir dejenerasyon. Maddi manevi. Evet çökmeye başlamış. 1700'lü yıllardan itibaren çöküyor. Tarih kitaplarını açsınlar baksınlar. Ondan sonra çare aramaya başlıyoruz. Yani ne yapalım ne edelim Batı yükselişte Osmanlı evet. Çöküşte. Biz o çöküşü hala bitiremedik sevgili Gökhan. Bunun sadece böyle... Efendim Atatürkçü, şeriatçı tartışmasıyla alakası yok. 1700 yılından beri devam eden o çöküşü hala yaşıyoruz. Bu çöküşün sebeplerini iyi analiz edebilmek lazım. Bu çok farklı bir tartışma konusu. Abi son söz olarak yani 3 madde sayarsan bu çöküşten biz nasıl kurtulabiliriz? Bu güzel bir soru bu. Şimdi birincisi bir kere... Yani ben rahatsızım şu anki durumdan. Muhteşem. Yani geleceğimi... İyi görmüyorum. Yani ne kendim için, ne çocuğum için veya işte etrafımdaki sevdiğimiz... Yani biz kendi üretebileceğimiz ürünleri dışarıdan almayacağız. Bu birincisi. Hı hı. Birincisi. Efendim, Türkiye bir tarım ülkesiydi. Ne oldu? Evet. İsrail tohumuna mahkum kaldı. Ona ayrıca gireceğiz başka bir yerde. Teknolojiye hiç girmedim bak. Evet. Sırf oradan bile bitirdiler bizi. Kendi üretebileceğimiz ürünleri bile yok ettik. Kendi üretebileceğimiz ürünleri üretmiyoruz. Evet. Gelişmenin birinci ölçütü bir ülkenin fizibilitesi yapılır. Fizibilitede bakarsın ki bu ülke ne üretebilir kardeşim? Ya samanı bile satın alıyoruz. Bunu yapmıyor evet. Ülke. Şimdi üretim için fabrikaların var. Bu fabrikalarını özel teşebbüse satmışsın. Ben bir soru soracağım. Bu ülkenin Starbucks'a ihtiyacı mı vardı?
Kesinlikle yoktu. Starbucks franchise'ına ihtiyacı mı vardı? Hayır. Niye geldi? Ve neden bu kadar geldi? Yani bu ülkede milli bir teşebbüs bir kahve zinciri açamayacak kadar ilkel miydi? Yani bir kahve açamayacak kadar bu ülke bitik miydi? Onu sormak istiyorum. Bizim kahve kültürümüzde Türk kahvesi. Türk kahvesi var. Yani bu kadar mı biz bitiktik? Ha demek ki yabancı sermaye bizi feci şekilde ele geçirmiş. Bütün her yerden yani kılcallarımıza girmiş. Evet. İki, eğitim diyoruz ya. Ama öyle boşuna eğitimi şart diyerek geçiştirmeyelim. Evet. Ben şimdi nokta atışı yapacağım. Fulbright komisyonu lağvedilecek. Şimdi üçün ikisini bulduk. Bir, üretebileceğini burada üreteceksin, evet. Almayacaksın. Öyle kahve zinciriymiş, bilmem neymiş falan filan. Bunların ülkede işi yok. Peki benim niye kahve zincirim Amerika'da gelişmiyor? Yok. Amerika'nın müteşebbislerine verilen imkanla sana orada verilen imkan aynı değil. Aynı değil. Ya öyle diyorsun ama öyle değil. Sonra ikinci isim de buldum. Fulbright. Bundan çıkacaksın. Bu tamamen Türk milletini yok etmek. Bunu ve bir açarsan Türk... çok kısa Fulbright'ı. Hemen açıyorum. Bugün, bir komisyon Milli Eğitim Müfredatı'na karar veriyor. Bu komisyonun başında Amerika Birleşik Devletleri'nin atadığı iki üye var. Hala var mı? Hala var. Ve bu komisyon karar alacağı zaman mutlak suretle bu iki üyenin lehine karar almak zorunda. Elçilik de bu işin içerisine dahil. Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçiliği. Bu komisyon senin eğitimini belirliyor. Sen buradan nasıl hayırlı bir şey çıkarabilirsin ya? Çıkaramazsın. Zaten çıkaramıyorsun. Çıkaramıyorsun zaten. Sonuç ortada. Sonuç ortada. Bundan yani acil kurtulmamız lazım. Bu bir müstemleke işi. Bu bir müstemleke işi. Üç. Bizim mutlak suretle yani her şeyi hallettik. Şu an itibariyle insanları dönüştürmemize ihtiyacımız var. Nasıl? Şu anda Türkiye'nin en büyük krizlerinden bir tanesi maalesef şu an güncel mülteci sığınmacı meselesi. Bunu evet. halletmemiz lazım. Mutlak bir kültür devrimi lazım bize. Yani bu kadar çok yabancıyı barındırıp birlik içerisinde olabilmek çok zor. Bunun için bir çare üretmemiz, istihdam sağlayabilmemiz gerekiyor. Bu istihdam meselesini de acil çözmemiz gerekiyor. Yani üretim, istihdam ve eğitim. Üçünü halletmemiz bütün problemlerimizi ortadan kaldıracaktır. Ha dördü eklersek şu çalma işini bırakmamız lazım. Bırakmamız lazım. Her şeyden çalıyoruz. Her şeyden çalıyoruz. Ve çalmak bizim için su içmek, yemek yemek kadar basit, basit ve normal. Bu bir de Müslümanız için. Diyoruz. Evet, yani işin, yani o, işin ama bizde yani, çalmak hani... şu anda yağma yapmak gibi gözüküyor. Onu da İslam'a bağlıyorlar. Diyorlar ki ya biz ya şöyle deniyor, çok bu söyleniyor. Efendim burası Darül Harp. Darül Harp toprağı olduğu için yani ne olsa İslam kanunları yok bu ülkede. Evet, çalabiliriz. Evet. Bak buraya da girmesin kimse. Yani memleket hırsız da oldu o yüzden. Evet. Hatta İslami referans verilerek de hırsızlık yapılıyor. Kardeşim çalmayalım lütfen artık yani yapmayalım. Bundan da kurtulmamız lazım. Bunun için de belki bir komisyon oluşturulması lazım. Yani bu çalmaya karşı. Bu çünkü şu halkın en büyük alışkanlığı, en çok hoş gördüğü ve en çok beğendiği şey. Bunu itiraf edelim yani. Biz çalmayı çok seven bir halkız. Ve çalmayı asla yadırgamıyoruz. Hatta çalma eylemini yapanlar bizim gözümüzde büyük adamlar. Yani çalabilen, hele büyük çalabilen insanları çok alkışlıyoruz. Takdir kıymetli ediyoruz. Oluyor. Kıymetli oluyor. Gözümüz yükseklerde oluyor bizim de. Ah diyoruz bir gün biz de bunun kadar büyük çalabilsek diyoruz. Bu bakımdan bunu mutlaka törpülememiz lazım. Hazreti Musa'ya gelmiş 10 emrin içerisinde yer alan çalmayacaksın bizde uygulanmıyor ve hatta dini bütün olarak görülen arkadaşlarımız bile bunu ya ne var bunda diye geçiştirebiliyorlar. Evet. Abi ağzına sağlık. Teşekkürler. En önemli konulara değindik. Haftaya yeni bir konukla görüşmek üzere. Hoşça kalın.